Ben Sibel Tahtakıran, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. 1 Aralık'ta gerçekleşecek güçlü ve yoğun yay yeni ayına hoş geldiniz demek istiyorum. Bizleri etkileyen bu yeni ay Antares sabit yıldızında bir kraliyet yıldızı üzerinde gerçekleşiyor. Bu yıldız dünya çapında çok büyük başarılar getirebilecek bir etkiyle tanınıyor. Ayrıca Sabian sembolünü incelediğimde altın saçlı fırsat tanrıçası ile ilişkilendiriliyor. Şimdi bu nedenle bu özel yeni ayın enerjisinde sevilecek aslında birçok şey var. Ancak bu yıldızın aynı zamanda savaş ve zaferle ilişkilendirildiğini de unutmamak gerekiyor. Şimdi yeni ayın unsurlarına bakacağız ve astroidleri de kullandığımı biliyorsunuz. Astroid Urania bu yeni ayda tam olarak Urania astroidi ile bir kavuşum yapıyor. Ve yeni ay Satürn ve Jüpiter'le bir T kare açı oluşturuyor. Bu özellikle Ağustos ayının ortalarında yaşanan olaylarla bağlantılı temaları demek ki yeniden hayatımızda gözden geçirilmesine işaret edebiliyor. Şimdi Yay burcunda 9 derecede bir yeni ay, haritalarınızda bu 9 derece Yay burcunun olduğu alanlarda yeni başlangıçları temsil ediyor demek. Özellikle zaten Yay, Koç ve Aslan burçları için çok son derece destekleyici bir etki var. İkizler, Başak ve Balık burçları için ise daha yoğun bir enerji getirebilir. Yeni aylar her zaman yeni başlangıçları ifade eder. Bu yeni ayda 9 derece Yay burcunda temiz bir sayfa açıyor aslında. Yay burcu güneş, ay ve yükselen burçları için yıllık yeni başlangıç dönemi diyebilirim. Ateş elementindeki koç ve aslan burçları bu enerjiden keyifle faydalanabilir. Ancak bu enerji ikizler, başak ve balık burçları için çok daha yoğun ve dönüştürücü bir etki yaratabilir. Şimdi Sabian sembolü dedim, Urania astroidi dedim ve tutkulu Eros astroidi ile de birleşen bu yeni ay kadersel olaylara biraz kapı aralayabilir. Kuzey ve güney ay düğümleriyle oluşan genel bir üçgen açı bu dönemin pozitif kadersel olaylar için de uygun olduğunu işaret ediyor zaten. Yeni ayın dünya olaylarının etkisinde de çok dikkat çekici, özellikle Orta Doğu'daki savaşlarla ilgili önemli bir dönüm noktası olabileceğini de söyleyebiliriz. Bunun nedeni bu yeni ayın Antares yıldızı üzerinde gerçekleşmesi tabii ki. Antares Mars'ın rakibi olarak bilinen ve savaşla ilişkilendirilen bir yıldızdır. Mars'ın savaşçı enerjisiyle Jüpiter'in genişletici doğasının birleşimi bu yeni ayın büyük çaplı çatışmalarına işaret edebileceğini de gösteriyor. Kendi burcunuzda bu enerjinin nasıl tezahür edebileceğini daha iyi anlamak için zaten Güneş burcunuz kariyer hedeflerinizi ve yaşam amacınızla ilgili yeni başlangıçları her zaman için temsil eder. Yükselen burcunuz ise böyle hayatınızın genel hikayesini, dış dünyaya nasıl bir rol üstlendiğinizi gösterir. Ay burcunuz ise böyle ev, aile ve duygusal hayatınızdaki değişimleri temsil eder. Onun için bu etkileri dinlerken her üçünü de beraber dinlemenizi size öneririm. Yeni ayın etkileri tam olarak anlamak için bu doğum haritanızdaki gezegen ve yerleşimlerle bağlantılı olduğunu bilmek tabii ki çok önemli. Şimdi Antares yıldızına yakın gezegenlere sahip olanlar için bu yeni ay büyük değişimler ve başarılar evet getirebilir. Bu yay yeni ayı büyük fırsatlar ve dönüşümler vaat ediyor çünkü. Ancak kişisel doğum haritanıza bağlı olarak tabii ki bu enerjinin nasıl tezahür edeceği değişebilir. Genel gökyüzü enerjilerinden ilham alarak kendi hayatınızda bilinçli seçimler aslında yapabilirsiniz. Bu yeni ay Aralık başında önemli gelişmelerin başlangıcını evet temsil ediyor. Hem bireysel hem de kolektif düzeyde değişim ve karar alma süreçleri çok daha ön planda olacak. Aralık ayının sonlarına doğru Merkür'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte işte bu süreçlerin daha somut sonuçları da ortaya mutlaka çıkacaktır. Bu yeni ayın bize verdiği mesaj hayatımızdaki büyük değişimlere hazırlanmak ve vizyonlarımızı genişletmek için bir fırsat sunuyor olacak. Kendinize bu dönemde aslında şu soruları sormayı düşünebilirsiniz. Beni ne motive ediyor? Hayatta neyi başarmak istiyorum? İşte burada özellikle vurgulamak istediğim şey şu.
Uranya asteroidi yalnızca astrolojinin değil, aynı zamanda da astronominin de göstergesidir. Şimdi gelecek yıl Uranüs'ün tabii ki İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte ve Plüton'un da Kova Burcu'ndaki hareketleriyle birlikte daha fazla böyle UFO açıklama haberleri göreceğimizi düşünüyoruz. Gökyüzüyle ilgili çok değişik, çok enteresan şeylere şahit olacağız. Bu Uranya dolunayı hayatımızdaki böyle astronomik konuların daha çok konuşulacağını işaret ediyor. Ancak dikkat etmeliyiz. Merkür ve Neptün'ün etkisiyle bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler de olabilir. Önümüzdeki 12 ile 24 ay içinde İnsan kökenleri ve bu gezegenin dışından gelen özellikle teknolojik olarak gelişmiş diğer türler hakkında çok daha fazla şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Bu lunasyon büyük hikayenin bir nevi başlangıcını aslında işaret ediyor. Tabii ki yeni ayda T kare açısı bazı çözümlemeler var. T kare açıları her zaman gökyüzünde biraz gerilim yaratır. Bu gerilim Apex'te bir Satürn'de toplanıyor tabii. Bu da hayatlarımıza ve dünyada da istikrar ve sağlamlık getirmek zorunda olduğumuz yerleri gösteriyor. Balık burcunun temsil ettiği kıyılar yerinde edinilmiş böyle insanlar, evsizlik, göçmenlik krizleri gibi konular işte bunun çözümlenmeye çalışacağı alanlar olabilir. Evet, bunlar yay yeni ayı olabilecek etkiler diyelim. Sevgili kovalar, bu yeni ayda kariyerinizden elde ettiğiniz büyük kazançları şöyle bir düşünün. Maaş zamları, terfiler, işte bu tüm ihtişam 10. evde hayat buluyor şimdi. Bu ev başarılarınızın ve kariyerden elde ettiğiniz kazançların evi, adeta bir ödül vitrini ve astrolojik düzene göre her evin kazancı kendisinden bir sonraki eve yansar. Şimdi bu bağlamda 11. ev 10. evin kazançlarının temsilcisidir. Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz burada hayat bulur. Bu ay, bu yeni ay ile beraber kariyerinizdeki kazançlarınız, hedefleriniz arasında bir köprü kuran bir enerji devrede. Geçici şöhret, başarı ve ödüllerle dolu aslında bir başlangıçla geleceğinizi şekillendireceksiniz. Ve bunun için de güçlü bir tohum ekimi anlamına da bu yeni ay sizler için geliyor. Bu tohumun yeşermesi tabii ki bir 6 ayı bulabilir. O yüzden birazcık sabırlı olun. Merkür iletişim alanındaki etkisiyle yay burcunda zaten parlıyor. İlham verici konuşmalar yapabilirsiniz. Fikirlerinizi böyle geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Ancak detaylara lütfen dikkat. Merkür genel ifadelerde çok ustadır. Ama bu dönemde spesifik olmak kazançlarınızı birazcık daha arttırabilir. Bu dönem aynı zamanda iş ortaklıkları, müşteriler ve yasal konular açısından da olumlu gelişmelere çok açık. Mars'ın enerjik desteğiyle böyle mevcut işlerinizde patlama yaratacak başarılar elde edebilirsiniz sevgili kovalar. Mart 2023'ten aslında Şubat 2026'ya kadar süren Satürn'ün bir ikinci ev yolculuğu var. Bu da finansal disiplin ve yapılandırma gerekliliğini zaten sizin hayatınızda vurguluyor. Bu yeni ay finansal sorumluluklarınızı gözden geçirmek ve para yönetimi konularında daha gerçekçi adımlar atmak için sizin için harika fırsatlar sunuyor olacak. Ancak bu lütfen sizi kıtlık psikolojisine kapılmayın ve bu psikolojiye sizi sürüklemesin. Böyle çok bilinçli bir bütçe oluşturmak anlamına geldiğinde belirtmek istiyorum. Jüpiter'in oluşturduğu bir T kare açısı ise yaratıcılığınız ve girişimlerinizle ilgili daha önce böyle başlattığınız projeleri size hatırlatıyor olacak. Özellikle de Ağustos ayında aldığınız kararlar şimdi geri dönen bir fırsata dönüşebilir. Jüpiter'in şans enerjisiyle finansal kazançlarınızı doğru yönetmeyi öğrenmek bu dönemdeki en büyük dersiniz aslında. Bu süreç sosyal medya ve iletişim kanallarınızla aktif olduğu bir dönemi de aynı zamanda işaret ediyor. Yine uzun süreli bir ilişkiniz varsa partnerinizle birlikte ilham verici yolculuklara da çıkabilirsiniz. İlişkinizi böyle derinleştirebilirsiniz. Ancak yeni aşklardan ziyade mevcut bağlara böyle odaklanmanız daha olası gibi görünüyor. Bu yeni ay kariyer kazançlarınızdan güçlü bir fırsat evet kapısını aralıyor. Enerjinizi eğer doğru yönetirseniz büyük başarılara imza atacağınızı söylemek istiyorum. Ancak finansal konularda yapmanız gerekenleri lütfen göz ardı etmeyin. İster birikim yapmak, ister yaratıcı projelere yatırım yapmak olsun, bu dönemi lütfen planla hareket ederek en verimli şekilde değerlendirin sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.